Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Muhabir masasıyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Yaklaşık 1,5 saat boyunca takımların gündemindeki son gelişmeleri, kamp çalışmalarını, transfer çalışmalarını konuklarımızla, muhabir arkadaşlarımızla beraber değerlendireceğiz. Stüdyoda çok kalabalık bir grup olarak yer almıyoruz. Emre Kaplan'la baş başayız. Emre hoş geldin. Bugün biraz tenha stüdyomuz Kerem. Evet, stüdyo tenha. İzleyici mutlaka daha kalabalık bir muhabir masası programına alışıktır. Ama arkadaşlarımızın da ilerleyen dakikalarda Sercan Dikme ve Ahmet Selim Kulun da Antalya'dan canlı bağlantılarla bizlerle birlikte olacaklarını söyleyelim. Programımızda hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin gündemini de tabii ki arkadaşlarımızla konuşacağız, değerlendireceğiz. Emre, Galatasaray'da durumlar nasıl? Aslında böyle bir girizgah yapalım. Sarı Kırmızılılar kampa gitmiyor. Burada çalışmalarına devam ediyor Galatasaray ama son günlerde sanırım hava muhalefeti sebebiyle antrenmanlarda planlananın birazcık daha dışında salonda gerçekleşiyor. Aslında bugün itibariyle statta gerçekleşmeye başladı. Evet. Daha da planlananın daha da dışına daha da çıktı olay. Lokasyon olarak da dışına çıktı. Pazartesi günü itibariyle Galatasaray... 15 kilometre kadar dışına çıkmış olabilir. Yani biraz daha mı fazla acaba? Düşünüyorum. Biraz fazla olabilir. Biraz daha fazla olabilir. Şöyle, herhangi bir izin yok bir kere Galatasaray'da, onu söyleyelim. Pazartesi günü itibariyle oyuncular Florya'da toplandılar Trabzonspor maçının ardından. Fakat az önce senin bahsettiğin o hava muhalefeti nedeniyle antrenman gerçekleşemedi. O gün hatta çift antrenman planlanıyordu. Hı-hı. Ama hoca oyuncuları topladı. Çift antrenman yerine çift toplantı yapıldı o gün Florya'da. Hı-hı. Bir tanesinde Trabzonspor maçının analizi yapıldı, görüntülü analiz. Oyuncuların yaptığı hatalar diyebiliriz ya da maç içinde stratejiye uymayan anlar oyuncularla analiz edildi. Diğerinde de bundan sonraki stratejiye dair bir takım analizlerin yapıldığını söyleyelim. Sen yakından biliyorsun, daha önce orada bulunduğun için, Florya'da bulunduğun için aslında futbolcuların çok sevdiği bir şey değil o uzun toplantılar, özellikle tabii, video analizler, ama bu biraz zaruriyetten gerçekleşen bir durum. Sonrasında da Florya'da bir antrenman gerçekleşti ama saha zemini çok sağlıklı değil. Galatasaray herhangi bir kamp planı yapmamıştı daha öncesinde. Bunu ısrarla sorduk çünkü hem Fenerbahçe hem Beşiktaş gidince doğal olarak insanın aklına geliyor. Bir de hava muhalefeti de söz konusu. Bunda herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söylediler. Bugün itibariyle de stada geçti takım. Hem sabah antrenmanı hem akşam antrenmanı statta gerçekleşti. Galatasaray adına önemli notlardan bir tanesi, dün Başkan Burak Elmas da söyledi, Omar'ın dönüşü. Aslında evet, belki de hiç kimsenin beklemediği bir durum şu an itibariyle. Bizim bile açıkçası takımla birlikte antrenmanda olduğunu biliyoruz ama ikinci yarı acaba kiralık bir takıma mı gidecek ya da lisansı çıkmadan sezon sonuna kadar antrenmanlara devam mı edecek şeklinde bir düşüncemiz vardı. Fakat antrenman performansının iyi olduğu haberleri var. Hatta çok sürpriz bir şekilde Boye'nin bile önünde gördüğü haberleri var şu anda Domenek Torrent'in. Omar'ı, ki zaten hoca geldi ilk maçından sonra özellikle beklere vurgu yapmıştı. Hem sol beke hem sağ beke. Evet. Onların oyun yapısı bizim sistemimizi biraz zorluyor şeklinde bir açıklaması olmuştu ilk basın toplantısında. Şimdi Alanya Spor maçı var önümüzde. Omar'ın lisansı çıkacak. Yedlin'le yollar ayrıldı. Onun yerine Omar'ı göreceğiz orada. Listeye eklenecek. Alanya Spor maçında da Omar maç kadrosunda olacak. Hatta antrenman performansına göre ilk 11'de bile olabilir ki düşündüğümüzde şöyle geçen seneye filmi geri sardığımızda gerçekten mucizevi bir dönüş. Muhtemelen hani biz şimdi Avrupa'daki bu örnekleri görüp böyle keyifle, mutlulukla takip ediyoruz. Muhtemelen tüm dünya çapında da haber olacak bir gelişme olabilir Omar'ın dönüşü. Çünkü yani ilk akşamı ben hatırlıyorum, kazanın olduğu akşamı. Gözünün bir gözü artık eskisi gibi çok kolay olmaz şeklinde. En kibar tabiriyle bu şekilde ifade edilmiş. Kariyerinin bitme ihtimali üstüne çok üzülerek ve hakikaten çok büyük şaşkınlıkla bu durumu karşılayarak konuşuyorduk ama... Hatta şöyle, yani sezon başında Fatih Hoca antrenmanlara dahil etti Omar'ı. O zaman hocaya sorulduğunda... Yani futbola dönüşüyle ilgili soruları çok fazla kale bile almıyordu Fatih Hoca. Önce bir sağlığına kavuşsun, gerisi önemli değil diyordu. Bir kornea nakli oldu, çok başarılı bir ameliyat geçirdi. Şimdi de Alanya Spor maçında mesela 11'de olması beni açıkçası çok şaşırtmaz bu dakikadan itibaren. Devam edeceğiz Galatasaray'a dair konuşmaya ama arkadaşlarımız Ahmet Selim Kulu ve Sercan Dikmen'in de bizlerle birlikte olacağını dile getiriyorduk sevgili seyirciler. Ve ikisi de hazır. Burada da ekrana yansıdılar. Sercan Dikmen'in yüzündeki o inanılmaz mutluluk, mutluluğa anlam vermeye çalışıyorum. Hoş geldiniz Sercan. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda Kerem. İyi yayınlar. Emre'ye de selamlar. Sizinle stüdyoda olmak çok isterdim ama bugün Antalya'dayız. Ahmet'le birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı takip ediyoruz.
Siz şu an aynı mekanda mısınız? O konulara fazla girmeyelim. Kerem. Uzak değiliz, öyle söyleyelim. Evet, belli oluyor. Sen nasılsın Selim? Güzel, kamp başladı. Takım geldi bu akşam, ilk antrenmanı yaptı. Onu da kısaca yayınladık. İlk 15 dakikası açıktı. Tabii ki ben Sercan gibi orada olmayı çok isterdim gibi bir gerçeklikle bağdaşmayan bir cümle hani kurmayacağım. Ama burada da çok yoğun bir mesai, çok yoğun bir çalışma temposu bizi bekliyor. Start verdik, bakalım inşallah izleyicilerimize en güzel bilgileri, en güzel röportajları aktarırız. Kendimi şu an şöyle hissediyorum, böyle hani çocukken annesi top oynamasına izin vermeyip evde oturup arkadaşlarına camdan bakan çocuklar olur ya, şu an tam olarak öyle hissediyorum. Böyle şu an bağırasım var yani, siz oynayın annem izin vermiyor diye. Biraz tabii geç gidiyor bizim burada söylediklerimiz. 3G bağlantı sebebiyle izleyiciye de onu açıklayalım. Antalya'da kar yağışı da gördünüz galiba, değil mi? Ben gördüm. Yani sabah geldiğimde özellikle Belek bölgesinde yine bütün takımlar. Belek'e tam giriş yaparken çok yoğun bir kar yağışı başladı ve lapa lapa kar yağdı yani. Ama tabii sonuçta burası Antalya. Öğleden sonra güneş açtı ve kara dair hiçbir iz bırakılmadı. Akşam da antrenmanlar, takımlar ilk antrenmanlarını akşam yaptılar. Futbol için çok güzel bir havada oynandı. Bilmiyorum Sercan nasıl değerlendirir ama hava soğuk, 7-8 derecelerde, yağış yok. Aslında kamp için güzel bir hava ortamı oluşmuş oldu. Güzel, çünkü takımların kameraman arkadaşım Barış'la iyi... saat 11 gibi lazım. Geldik biz. Devam edebilirsin. 11 gibi geldikten sonra Ahmet'in sosyal medya paylaşımını gördüm. Kar yağıyor. Acaba dedim böyle bir görüntüyle mi karşı karşıya kalacağız? Ama yok. Hatta Ezgi ile öğle saatlerinde yaptığımız bağlantıda Ezgi güneşi gördü. Çok güzel bir hava olduğunu söyledi ama yok. Soğuk bir hava var Ahmet'in de ifade ettiği gibi. Aslında zaten burası Belek bölgesi, Antalya bölgesi sadece Türkiye için değil, dünyanın en önemli, en güzel kamp noktalarından biri. O nedenle zaten Emre de çok yakından biliyor. Sen de öyle Kerem. Çoğu kış transfer döneminde, kış dönemlerinde takımlar, özellikle sadece ülkemizde olan takımlar değil, Avrupa'nın birçok kentinden takımlar buraya gelip bu noktayı tercih ediyor. O nedenle buradaki otellerin sağ durumlarını, fizibilitesini yapanları gerçekten tebrik etmekte fayda var. Futbol için, spor için gerçekten çok güzel bir ortam var. Belek'teki son kampımda, muhabir olarak gittiğim son kamptaki ilk antrenmanda başıma güneş geçmişti. Öğlen saatlerinde havada epey sıcaktı. İstanbul'da alıştığımızın dışında bir 3-4 saat yataktan kalkamamıştım. O kadar kötü bir hale gelmiştim. Umarım sizin böyle talihsizliklerle başa çıkma gibi bir durumunuz söz konusu olmaz. Güzel bir kamp olur diyelim. Ahmet Selim Kul ve Sercan Dikme de sohbetimize katılıyor sevgili seyirciler. Kendileriyle takımların durumlarını değerlendireceğiz.